babasından mı şüpheleniyorsun sen? Zeynep'in yalan söylediğini düşünüyorum. Olay yeri fotoğraflarında bilekli görünce hatırladım. Niye buradasınız gene? Ne istiyorsunuz bizden? Kızın bildiği her şeyi de anlattı zaten. Rahat bırakın artık bizi ya. Hayda. Beyefendi. Bak, bu vaka kapanana kadar gerekirse rahatsız olacaksın. Anladın mı beni? Beyefendi, Zeynep'i çağırır mısınız lütfen? Birkaç soru soracağız ona. Bana sorun. Kızımın psikolojisi de bozuldu zaten. Ya hadi çağır. Canımı sıkma benim. Zeynep. Gel kız. Gel Zeynep gel. 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 Çık sen de. Çık. Otur Zeynep'ciğim. Zeynep'ciğim, her şeyi anlattığını söylemiştin. Bana her şeyi anlattığından emin misin? Unuttuğun şeyler olabilir mi? Zeynep, sen adının lekelendiğini mi düşünüyorsun? O yüzden intikam mı almak istedin? Hayır, öyle bir şey yapmak istemedim. Bunu nereden çıkardınız? Burak'ın bilekliği sana verdiğini söylemiştin. Öyle değil mi? Ama Burak öldüğünde bileklik ondaydı. Burak'ı ben öldürmedim. Gerçekten ben öldürmedim. Zeynep, sen bize ne yaşadığınızı bir doğru düzgün bir anlat ya. Hadi. Bir anlat bilelim biz de. O bileklik nasıl geçti Burak'a tekrar? Saçların çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Kırmızı benim en sevdiğim renk. Biliyor musun? Ben de severim. Kalp rengi. Evet. Senin de kalbinde biri var mı? Var. Ben. Sen de varsın. İnsanın kalbinde sevdiği herkes olur. Annemiz, babamız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Zeynep beni seviyor. Seviyor. Sen çok iyisin. Lan! Lan ne oluyor? Bu çocuk seni niye öpüyor? Düşündüğün gibi değil, açıklayabilirim. Parçalarım lan seni. Kalk lan. Kalk ayağa. O suçsuzdu. Berk bizi görünce korktum. Burak'ın beni öptüğünü söyledim. Yani sen ona... Berk olayı büyütünce daha da korktum. Kimseye bir şey söyleyemedim. Onu suçladıkları gibi beni de suçlarlar diye itiraf edemedim. Bu yüzden vicdan azabı çektim. Uyuyamadım, yiyemedim, içemedim. Sonra ona gittim özür dilemek için. Berk öyle korkutmuş ki kapıyı açmak istemedi. Zorladım. Kırmadı beni ama hiç yüzüme bakmadı. Özür dileyip bilekliği geri verdiğimde... ...çocuk gibi ağlayarak ben bir şey yapmadım diye sayıklıyordu sadece. Onu en son o gün gördüm. Çok pişmanım. Onu ölüme ben sürükledim. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.